İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde, daha önceki derste bir ağaç modellemesini Sculptmod'da ve retopoloji ile oluşturmuştuk. Ve bu derste de onun UV map işlemini ve texture kaplamasını inceleyeceğiz. Bu dersin sonuna doğru bu şekilde bir işlem yapacağız. En baştan başlamak için o son kaldığımız şeklini açacağım şimdi. Bu şekilde low poly'ye çevirmiştik, vertex sayısını azaltmıştık ve bunun üzerine texture giydirecektik. Texture'ümüz bu şekilde. Bunu giydirebilmek için öncelikle bunu belli yerlerden mark seam'le işaretlememiz lazım ve ondan sonra unwrap işlemi yapacağız. Doğrudan doğruya şöyle bir 5-10 dakika sadece nereleri işaretleyeceğiz, onunla ilgili çalışmalar yapalım. Screencast keys özelliğini açıyorum ve bunu yaptıktan sonra şimdi artık en yukarıdan başlayalım. İlk yapacağımız her dalın bir sonraki gövdeye veya başka bir dala birleştiği yerde tam olarak kesecek şekilde, yani demek istediğim mesela bu şu an yaptığımız dal için bir çember etrafında komple vertexleri seçiyoruz. Bunu seçmenin kolay yolu Shift Alt ve mouse'un sağ butonu. Yani şöyle bir daha yapalım. Mesela Shift Alt mouse'un sağ butonu ile tıkladığım zaman çoğu zaman tam bir çember çizer. Burada bir vertex başka bir yöne doğru devam ettiği için şurada otomatik seçimi yapmadı. Onu da biz ilave ediyoruz. Böylelikle bunun komple buradan kesmiş olduk. Mesela şöyle gösterebilirim. Buradayken, bu pozisyondayken klavyeden V tuşuna basarsam bakın burası komple ayrılabiliyor. Dolayısıyla dalı bu şekilde ayırmış oluyoruz. Tabii ben onu yapmayacağım. Yani V ile tamamen gerçekten birbirinden ayırmayacağım. Sadece oraya bir işaret koyacağız. Ctrl-Z, Ctrl-Z yaptım. Gerçekten kesmeden işaret koymanın yolu da Mark Seam komutu. Onu ya sol taraftaki şu UV tabında, UVs, UV Mapping kısmında, Unwrap komutunun altında bir Mark Seam var, bir de Clear Seam var. Yani ya işaretleyeceğiz veya eğer bir yanlışlık yaptıysak, işareti silmek istiyorsak Clear Seam komutunu kullanacağız. Eğer Spacebar'a basıp da Mark Seam yazarsak onu buradan da kullanabiliyoruz bu şekilde. Buradan verdim ben. Ben verir vermez biraz zor belli oluyor ama kırmızı bir renge dönüştü şu şekilde. Yani buranın artık işaretlendiğini gösteriyor. Dolayısıyla unwrap işlemi yapılırken Blender hesaplamaları yaparken buradan kesebileceğini bilecek. Yani 3 boyutlu bir tasarımı 2 boyutlu düzlem üzerine açarken biliyorsunuz bir takım yerlerden kesmek gerekiyor. Biz onu Blender'a önceden söylemiş oluyoruz. Buradan kesebilirsin diyoruz hesaplama yaparken. Bunu bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Mesela hemen yanındaki şu diğer dalın da aynı şekilde diğer iki dalın birleştiği kısma doğru onun da tam alt kısmından bu şekilde bir çember şeklinde vertexlerini seçiyorum ve Mark Seam komutunu veriyorum. Sonra bu şekilde iki çemberi ayırdık. Bunları aralarında da bir bağlantı olacak şekilde mesela şuradan bir bağlantı yapıyoruz ve bu şekilde aşağı doğru ineceğiz. Bu dalı ikisi birleştikten sonra şu kısımda, bu kısımda artık tek bir bağlantıyla aşağıya doğru götürebiliriz. Yani mesela nasıl yapacağız onu göstereyim. İkisi birleştikten sonra mesela şuradan şu şekilde bir vertex dizisini Mark Seam ile işaretleyebiliriz. Yani şöyle yaklaşıyorum. Mesela şu kenarın üzerindeyken Shift Alt ve mouse'un sağ butonuna bastım. Bu otomatik seçmek için kullandığımız komut. Yalnız bu bizim istemediğimiz yerleri de seçti. Onun için kendimiz seçelim. Şu vertex'ten başladım. Şöyle aşağı doğru tek tek mouse'un sağ butonuyla seçiyorum. Başka bir dala ulaşıncaya kadar devam ettim. Şu hattı seçtik. Mark Seam komutunu verdim. Burası tamam. Şimdi bu ulaştığımız bu dalın yine alt kısmı için bir çember şeklinde bir seçim yaptım. Şurada bir tanesini seçmedi Blender. Onu da ben seçiyorum. Bir elim Shift tuşuna basılıyken mouse'un sağ butonuyla. Çember tamamlandı. Mark Seam komutunu verdim. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Biraz uzaktan bakalım.
Şu üstteki, ortadaki üç dalı yaptık. Şu sağ taraftan da inebilirim veya şurası daha yakın. Şu sol tarafa giden dalı yine alt kısmından şöyle bir çember seçtim. Yani bu sefer komple seçti. Marksin komutunu verdim. Ve şu ikisi arasındaki bağlantı, yani şuradan şöyle bir bağlantı yapmamız lazım. Onu da yine sadece 3 vertex seçiyoruz. Şunu, şunu ve şunu seçiyoruz. Marksin komutunu verdik. Bu aradaki bağlantı tamamlandı. Yani böyle birbirine bağlaya bağlaya gidiyoruz. Şimdi şu sağdaki şu dalı yapacağız. Onu yapmak için de yine oraya yakınız zaten. Önce onun kendi çemberini yapalım. Şuradaki alt çemberini yaptım. Kontrol ediyorum. Komple çevirmiş. Marksin komutunu verdim. En son şu soldaki dalda kalmıştık. İkisi arasında şuradan da bir bağlantı olabilir. Fakat böyle yaparsak şu kırmızı simler birbirine çok yakın. O iyi bir görüntü oluşturmayabilir. Mümkün olduğu kadar birbirlerinden uzak gitmeye çalışıyoruz. Şöyle daha iyi. Hiç olmazsa şu arada 4-5 tane yüzey var. Marksin komutunu verdik. O bağlantıyı da yaptık. Arada unuttuklarımız olacak muhakkak. Onları unwrap işlemi yaptığımız zaman doğrudan doğruya görebileceğiz. Çünkü belli edecekler kendilerine. Şu sağ üstten devam ediyoruz. Şu küçük dalı yapmadık. Oradan başlayalım. En alttan bir sıra seçeceğim şimdi. Şöyle. Komple çevirdim. Marksin komutunu verdim. Sonra şu alttaki dalı da yapıyorum. Hatta onun uç kısımlarından başlayayım. Şu en uç kısmından. En üst kısmındaki dalı çevirdim. Marksim dedim. Onun hemen yanındakini seçtim. Otomatik seçilmedi. Şöyle eksik olanları ben seçiyorum. Şu an tamam. Onu da Marksim'le işaretledik. Şu iki grubu birbirine istersek şuradan veya şuradan bağlayabiliriz. Mesela bu iki çemberi şimdi seçtiğim yerden Marksim'le birbirine bağladım. Ve şu alttakini de yapıyoruz. Ona da yaklaştık. En alt kısmından bir çember çevireceğim. Direkt kendim seçmem lazım vertexleri. Tek tek seçiyorum şimdi. Burada bazı vertexler birden fazla kenara bağlı olduğu için otomatik seçim yapamadı. Marksim dedim. Bunun da etrafında bu şekilde bir çember yapmış olduk. İşaretleme anlamında. Üst gruptaki iki taneyle bunu birbirine bağlayacağız şimdi. En kısa yol şurası. Şöyle iyi bir açıdan bakalım. Tam denk gelmedi. Şöyle iyi. Şuradan başlıyoruz. 2, 3, 4 ve diğeri de burada. Bunları da Marksim'le birbirine bağladım. Şimdi şu içerideki var. Onu yapalım. Ha, onu yaptık. Bu iki taraftakini de yaptık. Şu bize doğru bakan dalın alt kısmını yapmadık. Onu seçtim. Bu şekilde. Evet, bu UV map işi biraz böyle zahmetli bir iş ama iyi bir netice elde etmek istiyorsak bu şekilde düzgün bir biçimde seçmemiz lazım. Yoksa texture'ın birbirlerine yüzeylerin, marksimlerin olduğu noktalar çok belli olacağı için istediğimiz gibi bir doğal görüntü elde edemeyiz. Şu soldaki dal var. Onun da en alttan bir çemberini seçiyorum. Yine tek tek vertexleri seçerek. Şurada bir tane eksik var. Onu da seçtik. Yine Marksim komutunu verdim. O da tamam. Bunun yukarıya doğru bir bağlantısını yapalım. Mesela yukarıda şurada var bir tane sim. Aşağıda da şurada var. Bunların ikisini birbirine mesela şöyle bir hattan bağlayabiliriz. Bunları bu şekilde birbirine bağlayarak götürüyoruz çünkü. Şimdi onu bağlayalım. Onu bağlamak için de yine otomatik bağlamak için Shift Alt ve mouse'un sağ butonuna basacağım. Nerede? Şu çizginin üstünde bir yerdeyken. Bu yukarı doğru da gitti. Gitsin varsın. Çünkü zaten birazdan bu dalları yandan da kesecektik. Bu otomatik yukarı kadar yapmış olsun. Marksim komutunu verdim. Evet, demin söylediğim gibi dalların kendi dip kısımlarından bu çevirme işlemlerini bitirdikten sonra artık
Bir de hepsini tek tek yine dikine keseceğiz. Şunu biraz önce yaptık. Onun hemen yanındaki şu küçük dalı boylu boyuna kesmek için mesela nereden olabilir? Şuradan. El tek tek seçersem şu vertexten başlıyor. Şuradan. Yukarı kadar böyle gidiyor. Eğer bunu tek tek seçmek zor gelecekse yine mouse shift alt ve mouse'un sağ butonuyla seçeriz. Şurada fazladan seçildi ama orada zaten mark sim olduğu için bir mahsuru yok. Yani doğrudan doğruya mark sim komutunu verdim ve bu dalı boyuna da ikiye bölmüş olduk. Hangisini yapmadıysak o şekilde devam edelim. Mesela şu iyice uzun olan var. Onu da şu noktadan dağıldığına göre oradan yine bastım. Shift alt ve sağ butona. O da otomatik seçimi yaptı. Ben sadece mark sim'e basarak onu işaretlemiş oldum. Bir tane de şurada var. Yine yaklaşıyoruz. Mesela bu dalında şuradan çıkacağız. Şöyle bir hat çekeceğiz. Onu da yapalım. Shift alt mouse'un sağ butonu. Orayı da işaretledim. Bu arada şöyle bir daha yapalım. Evet. Mark sim dedim. Orası da işaretlendi. Bu sol taraftaki dalı da yine iç kısmından seçtim. Yukarı kadar seçildi. Tek hat boyunca. Onu da işaretledim. Muhakkak ki unuttuğumuz vardır. Dediğim gibi birazdan onlar UV map işlemi yaparken kendini gösterecek. Şu büyük dalı da aynı küçük dalları yaptığımız gibi dip kısmından bir çemberle çevirdim. Mark sim komutunu verdim. Arada bağlantı olması için bir öncekiyle şurada bir kırmızı hat var. Şurada bir kırmızı hat var. Bir de şimdi bunu yaptık. Bu ikisini birbirine bağlayacağız. Onu yapmak için de yine arada bir bağlantı kuracak şekilde bir yer bulalım. Mesela şuradan bakarsak daha rahat. Şu vertex'ten başlıyoruz ve sadece 4 vertex seçerek büyük dalın dibindeki çembere ulaştık. Orayı da bağlamış olduk. Başka şöyle bakıyoruz. Hem birbirlerine bağlıyoruz hem de çember şeklinde her dalın dip kısmından yapıyoruz. Biraz da şu kök kısmındaki büyük kısımlarda yapalım. 3 tane var. Aynı dallar gibi onu da dip kısımlarından şöyle bir çember şeklinde çeviriyoruz. Bir, bunu yaptık. Buna mark sim dedim. Burayı da işaretledim. Şuradan bir tane seçtim. Onu da işaretledim. Bir tane de bu kök için yapıyoruz. O da bir çember oluşturdu sayılır. Bir de bu köklerden bir tanesinin altında kapatmışım yanlışlıkla. Oradaki 3 line'ı, şu 3 line'ı siliyoruz. X only, bir tane de şurada var. X only edges and faces dedim, onu boşalttım. Şimdi bir yapalım bir unwrap işlemini. Sonra hatalı olan yerleri tekrar düzeltiriz. Yukarıdan iki pencere açtım. Sağ taraftakini UV Image Editor kısmına, sol taraftakini de Node Editor kısmına geçirdim. Çünkü sol kısımda materyal, sağ kısımda da unwrap işlemini yapacağız. Bütün yüzeyleri seçiyoruz bu şekilde. U tuşuna basıyoruz ve unwrap diyoruz. Doğrudan doğruya unwrap komutunu veriyoruz. Burada bir takım düzgün olmayanlar var. Mesela şu çok ince uzun gözüken var. Bunun hangi yüzeye karşılık geldiğini bulmak için şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Onun için bir özel düğme var. Şu pivot point düğmesinin yanındaki üzerinde iki tane vertex resmi olan ve bir ok resmi olan şu düğme. İsmi Keep UV and Edit Mode Mesh Selection in Sync diyor. Yani yukarıdan bir seçim yaptığımız zaman aşağıda hangi yüzeye denk geldiğini görmek istiyorsak bu düğmeye basmamız gerekiyor. Mesela bu bozuk olduğunu düşündüğüm şu çok ince kısmı mesela Circle Select seçeneğiyle yukarıdan bu şekilde seçtiğim zaman aynı anda onun hangi yüzeye karşılık geldiğini birebir görüyoruz. Bakın burada o yüzey belirdi. Bu işlemi şimdi gösterdiğim bu düğmeye basmadan yapamazsınız. Bak kaldırıyorum onu. Tekrar şöyle yapalım. Bir kere zaten yukarıdaki yüzeyleri görebilmemiz için aşağıdaki yüzeyleri seçmemiz gerekiyor ama yukarıda da biraz önce yaptığım aynı işi yapıyorum. Circle'la seçiyorum ama aşağısı zaten komple seçili olduğu için
biraz önce yaptığımız işlemi gerçekleştiremedik. Tekrar yapıyorum. Düğmeye bastım. Yukarıdan hatalı olan yeri seçiyorum. Onu seçtiğim anda aşağıda onun karşılığı da belirdi. Bunu sadece bu hatanın aşağıda hangi yüzeylere karşılık geldiğini bulmak için yapıyoruz. Demek ki burada benim bir eksiğim var. Yani burada bir mark-sim işlemi yapmamışım. Ona bakalım. Evet, şu yüzey, dal. Şu yakından bakalım. Bu dalın hiçbir kısmında bir boydan boya kesme işlemi yapılmamış. Onun için hemen mesela şu hattan bir tane seçtim. Bu şekilde yukarı kadar. Ona mark-sim komutunu verdim. Şimdi tekrar bütün yüzeyleri seçiyorum. Bu arada şu biraz önce söylediğim bütonu tekrar eski haline getirdim. Bütün yüzeyleri seçtikten sonra unwrap komutunu verdim. O kısım düzeldi ama başka bir tane daha var. Şimdi diğerini bulalım. Yine o komutu verdim. Circle'la bozuk olan kısmı şöyle seçiyorum. Onun aşağıda nereye karşılık geldiğini gördük. Şunu da yapmamışız. Hemen onu da boylu boyuna bölelim. Shift alt ve mouse'un sağ butonuyla onu da böldüm. Yalnız şurada fazladan bir bölme yaptı. Onu Vertex Select modunda o kısmı iptal ettim. Sadece dalı ikiye bölen, boylu boyunca bölen bir hat seçtik. Ve bunun için mark-sim komutunu vereceğim. Mark-sim komutunu verdikten sonra tekrar bütün yüzeyleri seçip unwrap işlemini uygulayacağım. Bakın o düzeldi. Şöyle bakıyoruz. Bir tane şurada var. Unutmuşuz bir tane gene. Onu da yine anlamak için circle'la yukarıdan seçiyorum. Aşağıdan da nereye karşılık geldiğine bakıyorum. Şurada. İşte bu kısmı da boylu boyunca bölmemişiz. Onu da hemen mouse'un sağ butonu ve alt shift ile işaretledim. O da biraz fazladan bir kenar seçti şurada. Onu iptal ettim. Mark-sim komutunu verdim. Tekrar bütün yüzeyleri seçip U'ya basıp unwrap işlemini verdim. Bir tane de burada var. Onu da seçiyoruz. Circle'da. İşte göremediklerimiz aşağıda yaparken burada kendini gösterdi. Bir tane de bu dal var. Bunu da yine boylu boyunca bölmemiz gerekiyordu. Herhangi bir yerinden şuradan olabilir. Onu da böldükten sonra mark-sim komutunu verdim. Yine bütün vertexleri seçip U'ya basıp unwrap işlemini uyguladım. Bakıyorum başka bozuk bir yer var mı diye. Bana göre şu orta kısımlar da bozuk. Yani burayı bir şekilde ayırmam lazım. Dolayısıyla şuradaki vertexleri seçiyorum. Onun nereye karşılık geldiğine bakıyorum. Bu kısımda da bir boylu boyuna bir bölme yapmamışız. O yüzden bu ekranda gördüğünüz gibi çok büyük şekilde bir unwrap işlemi yaptı. Bu işimize gelmeyecek. Çünkü bu kısımlarda tekstürü çok büyük göreceğiz. Diğer kısımlarda küçük göreceğiz. Birbirleriyle bir orantısı olmayacak. Onun için burayı da aynı şekilde mesela yine diğer mark-sim'lerle uyumlu olması için mesela şuradan böldüm. Şu vertex'i de aldım. Çünkü bu dalın, şu küçük dalın dibinden çıktım. Orada bir mark-sim var. Ana dalın üstüne geldim. Daha doğrusu büyük dalın. Onu da aşağıdaki son vertex'i seçmezsek en dibindeki çembere kadar onu işaretledik. Tekrar hepsini seçtim. Unwrap işlemini uyguladım. Orası düzeldi sayılır. Bir tek şu kısımda bir tuhaflık var. Çok sıkışmış bir bölge var burada. Onun da nereye geldiğini buluyoruz. Evet, burada da bir boylu boyuna kesim işlemi yapılmamış. Onları eğer daha dikkatli yapmış olsaydık böyle tek tek yapmamız gerekmeyecekti ama önemli değil. Şuradan üst gruplu alt grubu birbirine herhangi bir yerden mesela şuradan bağlıyorum. Biraz daha yakından bakalım. Bu kısımdan şu şekilde olabilir. Mark-sim komutunu verdim. Bütün vertexleri seçtim ve unwrap komutunu verdim. Düzeldi sayılır ama hala sol üst köşede bir gene sıkışmış bir bölge var. Oraya da bakalım. A, circle. Şu kısmı seçiyoruz. Burada bir parça var, tek bir parça. Onu da madem şöyle tam ortasından da olabilir. Burası zaten modellenirken çok düzgün modellenmemiş. Çünkü üçgen yüzeyler var, beşgen yüzey var. Onları düzeltirsek burası daha düzgün çıkar ama onu yapmadan da bir hat daha mark-sim'le ayırdım. Ve tekrar bir unwrap işlemi uyguladım. Orası düzeldi. Yine bozuk olan yer şurası var.
Tekrar circle'la şöyle seçiyoruz ve nereye geldiğine bakıyoruz. Evet. Şimdi bu ana gövdede de, en büyük gövdede de boylu boyuna bölmeler yapacağız. Şöyle yapalım. Mesela tam bu baktığımız açıdan üstteki dalın mark seam yaptığımız alt kısmını aşağıya doğru bu şekilde götürerek aşağıdaki kök kısmına mark seam ile bağladım. Bunu artık sürekli UV map yapmadan şöyle yapalım. Diğer büyük dalın da aynı şekilde alt kısmından alttaki kökün mark seam'ine bağlantıyı yaptım. Şu aradan bir tane daha yapalım. Mesela yine şimdi bize bakan kök kısmının mark seam yaptığımız kısmından yukarıdaki dalın olduğu yere doğru bir hat götürdüm. Ona da mark seam dedim. Bu şekilde. Bir bakalım şimdi tekrar. Yine bütün vertexleri seçtim. Unwrap işlemini uyguladım. Şöyle bakıyoruz. İyi gibi gözüküyor. Bu haliyle. Şimdi bu yüzeyler arasındaki orantının düzgün olup olmadığını anlamak için doğrudan doğruya o kullanacağımız texture dosyasını kullanmadan önce, yani şu internetten indirdiğimiz ağaç kovuru texture'ünü kullanmadan önce Blender'ın hazır başka bir resmi var. Onu kullanacağız. Şimdi onun için New butonuna basıyoruz. Normalde OK butonuna bastığımız zaman hatırlarsak boş siyah bir resim dosyası açıyor. Fakat burada Generated Type isimli kutunun içerisinde birkaç seçenek var. Mesela Blank her zaman Blank, default'ta Blank'tir bu. Siyah renkte kaplı bir resim dosyası açar. Biz şimdi bu UV map'in doğru olup olmadığını, tam doğru olup olmadığını anlamak için bu kutudan UV grid seçeneğini seçip OK butonuna bastığımız zaman Blender bize her birbiriyle eşit büyüklükte küçük karacıklar şeklinde bir resim dosyası hazırladı. Şimdi bunun ağaç üzerindeki görünümünü inceleyeceğiz. Bunun için yeni bir materyal tanımlıyoruz. New butonuna bastım. Materyalin de sol tarafına Shift A Texture Image Texture penceresi koydum. Bağlantıyı yaptım. Aşağıdan materyal kısmına geçebiliriz. Şu anda Blender bir şey göstermiyor. Çünkü resim dosyasını belirtmedik. Open düğmesine basmama gerek yok. Çünkü hafızada zaten sağ taraftaki resim var. Untitled ismi. Onu verdim. Ben onu verdiğim zaman ağacın üzerinde o karacıkları görüyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Her yerde aynı oranda büyüklük, küçüklük işlemi yapıldığını bu şekilde görmüş oluyoruz. Biz düzgün yaptığımız için burada herhangi bir problem görmedik ama problemi olsaydı problem şöyle görecektik. Bir tane örnek vereceğim mesela. Yukarıdan bir yüzey seçeceğim. Yüzey select modu var yukarıda da. Şu en sağdaki. Oradan mesela herhangi bir yüzeyi seçtim ve o yüzeye yaklaşıyorum buradan. Mesela hata olsaydı şöyle bir şey görecektik. Mesela şu bir hatadır. Böyle bir görüntüyle karşılaşsaydık eğer diyecektik ki bu yüzeyin bulunduğu bölgedeki haritalama olayında bir hata var. O yüzden bu tarzdayken ağaç kabuğunun gerçek tekstürünü uygularsak burası çok kötü bir şekilde sırıtır ve doğal bir görüntü vermez. Ama biz zaten düzgün bir şekilde böldüğümüz için o probleme yol açmadı. Ctrl Z ile onu geri aldım. Şimdi doğrudan doğruya artık ağaç tekstürünü yükleyelim. Burada olması şart değil. Doğrudan doğruya şu Image Texture penceresinde Open düğmesine basıyorum. Desktop klasöründen resimleri istedim. Şu bark.png, ona çift tıkladım. Ve ağacın üzerinde henüz daha işimiz bitmedi ama ilk olarak bu tekstürü gördük. Buradaki hataların ilki tekstürün çok büyük görüntülenmesi. İkincisi de özellikle bu ana gövdede tekstürün 90 derece ters vaziyette durması. O ikisini de düzelteceğiz şimdi. Önce yukarıda da aynı resmi görüntüledikten sonra şöyle bir işlem yapacağız. Bir kere dalların hepsi, bir tanesini seçelim mesela. Şu bir dalın aşağıdan düğmeyi kapattık. Bütün vertexleri seçtik. Tekrar onu büyüttüm. Mesela şu bir tek dalın UV map açılımı. Bunun mesela yönelimi düzgün. Yani resme bakarsanız resimdeki yarıklar, ağacın kabuğu üzerindeki yarıklar bize göre yatay. Şu üstte gösterdiğimde dalın bir tanesinin açılımı, o da aynı yönde. Bu doğru.
Bunu bir kenara koyup P'ye basarsanız bunu pinlemiş oluyorsunuz. Yani sabitlemiş oluyorsunuz. Ama mesela şuradan bir tane seçiyorum. Ctrl L dedim. Şöyle sağ tarafa bir yere koyabilirim. Hiç önemli değil. Ama bunun yönü mesela 90 derece ters. Bunun için bunu da yine 90 derece sol tarafa doğru, tam açı sayısı girmemiz şart değil, 90 derece sola döndürüp P'ye bastım. Ve bunu hızlı bir şekilde seçerek şöyle dışarı çıkartıyorum, döndürüyorum ve P'ye basıyorum. Bu şekilde bunları tek tek yapacağım. Ctrl L'ye bastım. Çünkü her tekstürde bunu yapmak gerekmeyebilir ama bu yaptığımız işlemde yön önemli olduğu için bunu yapmak zorundayız. Eğer resmi yan çevirseydim o zaman da açısı bu sefer dik olanlar, şu anda mesela şu dik olan resim eğer dik olsaydı düzgün olacaktı. Bu sefer de ötekinler ters olacaktı. Hangisini yaptığımız çok fark etmez. Ama hangisinde daha az işlem yapmamız gerekecekse onu uygulamak daha doğru tabii. Bunu da pinledik. Üsttekini döndürmemiştim. Onu da şöyle sağa doğru döndürüyorum. Onu da pinledim. Şu tamam. Sadece şöyle dışarı alacağım. İçeriği de boşaltıyorum bir yandan ki kaç tanesini yaptığımı bileyim diye. İçeride veya dışarıda olması biliyorsunuz bir şeyi fark ettirmiyor. Resim sürekli tekrarlanıyor çünkü bu UV map olayında. Yani sağda ve solda da bu resimlerin tekrar ettiğini düşünün zihninizde. Biz bir tane görüyoruz ortada ama bu resimin aynısından sağda bir tane daha var, üstte bir tane daha var, altta bir tane daha var. Blender bize onları göstermiyor ama onlar var orada. Onlar var olduğu için bu resimlerin dışarıda da olması, UV map kısımlarının resmin dışında da olması aynı şekilde resmin yine üstünde olduğu anlamına geliyor. Şimdi birkaç tanesini yaptık. Bunlar böyle dura koysun. Aşağıdaki resme bakalım tekrar. Dalları düzelttik. Pek farkında değiliz şöyle. Mesela şu dal düzelmiş ama bir ana gövdeyi yapalım şimdi esas. Ana gövdeyi şöyle yapabiliyoruz. Mesela bozuk olan kısımdan bir tane yüzey seçiyoruz. Mesela şunu seçtim. Klavyeden Ctrl L'ye bastığımız zaman Blender bize bu yüzeyin ait olduğu UV map grubunu komple seçiyor. O da yine sağ üst köşede, şöyle yine büyüterek göstereyim. Bakın şu grup. İşte bunlar. Sadece bir Ctrl L'ye basmakla bir seferde seçildi. Şimdi artık tek yapacağımız işlem UV map kısmında rotate'a basıp bunu döndürmek. Böylelikle ağacın yönelimini yapabileceğiz. Yalnız ondan önce şu anda scale işlemi olarak çok büyük gözüküyor. Rahat çalışamayacağız. Onun için her zaman yaptığınız gibi biliyorsunuz Shift A input texture koordinatı buraya koyuyoruz. Shift A vektör mapping'i de onun yanına ekliyoruz. UV map bağlantısını yapıyoruz vektör girişine, mapping penceresinin. Ve mapping penceresinin vektör çıktısını da image texture'a bağlıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü şu scale kısmını kullanacağız şimdi. Ne yapacağız? Mesela bu scale'i büyütürsem ben 5, 5, 5 yaptım. Aşağıda texture'ü daha uzaktan baktığımız pozisyonda yerleştirmiş olduk ağaca. Şimdilik böyle olsun. Birazdan biraz daha küçültürüz. Yine sağ taraftaki resmi biraz daha döndürerek tekrar ayarlamayı yapacağım. Şöyle döndürüyoruz. Ağacın evet üzerindeki o yarık kısımları bu şekilde olur. Bunu düzelttim. İşte bu düzeltme işlemini yüzeyleri tek tek yapmayacağız. Sadece bir tane yüzeyi seçiyoruz aradan. Herhangi bir yüzey bozuk olduğunu düşündüğümüz. O seçilirken Ctrl L'ye basıyoruz. O zaman grubun tamamı seçiliyor yukarıda. Mesela şu UV map grubu üstteki. Altta gördüğümüz seçili kısımlar. Orayı komple şöyle döndürdüğümüz zaman orası da düzelmiş olacak. Fakat İki noktanın birbirine birleştiği yere yakından bakarsak kesin birleşim noktasında büyük bir problem olmamasını sağlamamız lazım. Mesela şöyle olmaz. Şu da açıların farklı olduğu bir durum. Fakat mesela şöyle iyi gibi. Onu da yaptık. Yine bozuk olduğunu düşündüğümüz yerlere bakıyoruz. Mesela bu arka taraftaki yüzey yan duruyor. Oradan bir tanesini seçtim. Ctrl L'ye bastım. O yukarıda belirdi onlar. Seçtim. Rotate'le bu şekilde döndürüyorum. Gene yakından bakarken birleşim noktasını iyi ayarlamak için şöyle düzgün bir birleşim yaptıktan sonra o da tamam. Bu şekilde bir de mesela şu kök kısımları var. Oradan da yine herhangi bir tanesini şöyle seçiyoruz. Ctrl L'ye basıyoruz. Yukarıda A'ya basıyoruz.
rotate deyip onu da istediğimiz gibi şöyle döndürerek ayarlıyoruz. Bir tane de şuradan yapalım. Ctrl L. Yukarıda A'ya bastım. Rotate dedim. Onu da bu şekilde döndürerek ayarladık. Bir tane de şunu yapalım. Seçtim. Ctrl L'ye bastım. Yukarıdan A'ya bastım ve rotate ile onu da döndürerek normal hizasına şöyle getirdim. Şöyle bir kabaca bakalım. İşlem anlaşılmıştır herhalde ama mesela şurada bir tane var. Ctrl L. Hepsini seçtim. Onu da rotate ile şöyle döndürerek ayarlayacağız. Şu açıdan bakarken yapalım bir de. Rotate ile. Bu arada henüz Ctrl 2'ye basıp Subdivision Surface Modifier'ı uygulamadım. Bir onu da yapalım. Yani şu ağaç seçiliyken Ctrl 2'ye bastım. Subdivision Surface Modifier'ını uyguladım. Smooth Shading de uygulayabiliriz. Smooth Shade, Shade Smooth'u da uyguladım. Bu pozisyondayken devam edelim çalışmaya. Yine bozuk olduğunu düşündüğümüz yerleri yapacağım. Küçük dalları pek fark edemiyoruz. Çünkü zaten ayrıntılar küçüldüğü için zor belli oluyor. Ama özellikle gövdenin büyük kısımlarında bayağı bir düzelttik şimdi. Bu şekilde. Biraz da şimdi materyali biraz daha değiştirelim. Mesela şu scale değerlerini 7 verelim. Böylelikle biraz daha küçülttük tekstürün yerleşimini. Daha önceki ağaç kabuğundan tek bir dalın çıktığı derste ayrıntılı bir şekilde malzeme kısmını incelemiştik. Ama burada da yine hemen kabaca diffuse shader'ın altına shift A shader, glossy shader'ı koyuyoruz. Bunların çıkışına bir tane mix shader, shift A shader, mix shader koyduk. Birbirine olan bağlantısını yaptık. Image texture'ın color çıktısına nasıl diffuse shader'a giriyorsak glossy shader'a da giriyoruz. Ayrıca glossy shader'ın fazla parlaklık vermemesi için katsayısını diffuse shader'a yaklaştırıyoruz. Yani 0.8'e getiriyoruz. Bunların ikisinin karışımında avantajı şeye veriyoruz. Diffuse'a veriyoruz. Glossy'den uzaklaşıyoruz biraz. Çünkü ağacın bir metal gibi parlaması olmayacağına göre çok az bir parlama verdik ona. Bir de normal map de hazır olduğuna göre yine shift A shader, pardon, texture, image texture istedim. Buradan desktop'taki o normal map'i isteyeceğim şimdi. Resim olarak şu mavi renkli olan. Onu buraya koydum. Bu bir color verisi değil. Non color'ı seçiyorum. Bunun çıkışına bir tane vektör kısmından normal map istedim. Bağlantıyı yaptım. Bunları hızlı geçiyorum çünkü ayrı bir ders olarak incelemiştik biraz önce söylemiş olduğum gibi. Normal çıktılarını da yerlerine bağladık. Bir de şu UV map'i seçtikten sonra strength'i de 3 gibi bir değere getirirsek, tabii aşağıda materyal değil, render'e geçelim. Işığı da ayarlamamıştık. Sağ taraftan lambayı seçtim. Kendi menüsünde tipini sun yaptım. Not sistemini kullan dedikten sonra ışığın şiddetini de 3'e çıkardım. Ve World'e girdikten sonra orada da not sistemini kullan deyip ya ışığın rengini açacağız bu şekilde. Böyle olsun bu sefer. Şöyle herhangi bir açıdan bakarken işte bu ağacın tekstürünü bu şekilde giydirmiş olduk. Ve böylelikle bu dersin de sonuna geldik. UV map işlemini ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Ama UV map ile ilgili başka dersler de olacak. Mesela bir yüz modellemesinde bir yüz resmini yaptığımız bir modelin üzerine giydirirken de UV map olayını inceleyeceğiz. Hepinize iyi günler.